Aktif ve güncel haberin merkezi Kanal 56 Ana Haber Bülteni'nden hepinize merhabalar. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bültenimizi üzücü bir olayla açıyoruz. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki bir yatılı Kur'an kursunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında 6 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir yatılı Kur'an kursunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 6 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı. Olay bugün sabah saatlerinde Kulp ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda bulunan mahalledeki yatılı Kur'an kursunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında Muhammed Bingöl, Sebahattin Altun, Serhat Sancar, Suat Çankaya, Şahin Kahraman ve Nur Muhammed Bayka hayatını kaybederken Masum Bayka, Abdullah Tekin ve Mehmet Mensur Bayka adlı 3 öğrenci de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Doktor Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi altına alındı. Bölgeye giden jandarma ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken yangınla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Evet, gerçekten çok üzücü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli izleyenler, 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğrenim gören Suriyeli öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım yapıldı. Eylül Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğrenim gören Suriyeli öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım yapıldı. 120 öğrenciye Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş ve Vakıf Müdürü Aydın Şakar Başkanlığındaki bir heyet çeşitli giysiler, ayakkabı, meyve suyu ve çikolatalar verdi. Hediyelerini alan öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı. Değerli izleyenler, dün haberini yapmıştık. Kış lastiği uygulaması başladı. Sirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün bir uygulama yaptılar. Şehir girişinde valilik konutu önünde yapılan uygulamada durdurulan ticari araçların kış lastiği takıp takmadıkları denetlendi. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Abi. Şimdi bir hava gitmedi. Kar lastiği uygulaması başladı. Başım. Şehirler asıyorlar. Evet. 2012 yılında yayınlanan genelge sonrası zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Bu kapsamda Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bugün bir uygulama yaptı. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Abi. Şimdi bir hava gitmedi. Kar lastiği uygulaması başladı. Şehirler asıyorlar. Sanırım bana akşam Evet, biz de bilgilendiriyoruz sizi. 1 Aralık 31 Aralık arasında eğer kar lastiği takmazsanız 570 lira para cihazı, 3 lira para cihazı uygulanıyor. 1 Aralık 1 Nisan arasında 602 lira idare para cihazı uygulanıyor. Sizi bilgilendiriyoruz efendim. Sağ olun, iyi yolculuklar. Evraklarınızı alabilir miyiz? Kontrol edelim. O şekilde gönderdim. Ehliyetleri. Şehir girişindeki valilik konutu önünde yapılan uygulamada durdurulan ticari araçların kış lastiği takıp takmadıkları, takanların da lastiklerinin yıpranma durumları ölçülerek uygun olup olmadığı belirlendi. Araç üzerinde bu şekilde ibareler var. Ne artı, S ibaresi. Bu lastiğin kış lastiği olduğu anlamına gelir. Artı bu şeklinde de bir işaret var. O da yine lastiğin kış lastiği olduğu anlamına gelir. Ayrıca ölçü aletimizde teker ölçüyoruz lastiği.
üzerinde 1.6 üzerinde çıktığı için de herhangi bir olumsuzluk yok. Uygulamaya katılan Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ulusinan, kış lastiğinin genelgeyle zorunlu olduğunu hatırlatarak bugün başlayan bu uygulamayla öncelikle sürücülerimizi bilgilendiriyor ve uyarıyoruz dedi. Ulusinan, kış lastiği takmayan sürücülere 2015 yılı içerisinde 571 lira ceza kesileceğini, bu rakamın 2016 yılında 603 liraya yükseleceğini kaydetti. İtibariyle ilimizde kış lastiği uygulaması başlamış bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi 2012 yılında 655 sayılı kanun hükmüne kararnameyle başlamış bir uygulama. Amacımız trafik kazalarında, özellikle kış şartlarında trafik kazalarında ölüm oranlarını, yaralama oranlarını en aza indirmek. Amacımız kesinlikle vatandaşı mağdur etmek, zorlayıcı ciddetler almak ve ceza yazmak değil. İlimizin kış şartları malum. Çok kar alan bir ilimiz değil, il merkezi değiliz. Şu an için uyarılarla başladık. Ancak 4 aylık söz altında bir Nisan'a kadar hem içinde şehit trafiğimiz hem de jandarma trafik tüm komutanlığı uygulamaya başlıyor. Tüm sürücülerimizin dikkatli ve duyarlılmasına fayda var. Kış lastiği takmamasına fayda var. Biz kış lastiği uygulamasının yanında aynı zamanda lastik diş derinliği uygulamasını da yapıyoruz. Normalde standart bir lastikte 7 milim diş olur. 3-4 milim idealdir. Ancak 1.6 milimden aşağısı artık yıpranmış demektir. Artık kram tutmaz. Tüm sürücülerimizin duyarlı olmasında fayda var. Sadece bizim kendimiz için düşünmeyelim. Buradan iller arası ve ilçelerimize giden sürücülerimizin kış lastiği takmasına fayda var. Buna göre hareket ediyoruz da sürücülerimizin en farkında olacağını düşünüyoruz. Amacımız tekrar ediyorum. Kış lastiği uygulaması ve lastik dış derinliği uygulamasındaki asıl amaç trafik kazalarından meydana gelebilecek ölüm oranlarının, yaralama oranlarının en az engellemek. İlk kez 1980'li yıllarda virüsü tespit edilen ve bugüne kadar 34 milyondan fazla insanın yakalanması sonucu yaşamını yitirdiği HIV virüsünden korunmak ve bu konuda toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi ve basın açıklaması yapıldı. İlk kez görüldüğü 1980'li yıllardan beri 34 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan AIDS virüsüne dikkat çekmek amacıyla 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde etkinlikler yapılıyor. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bahadır Özdemir yaptığı açıklamada ülkemizde bu hastalığa yakalanan insanların %75'inin erkek, %25'inin bayan olduğunu kaydetti. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü. AIDS hastalığı HIV enfeksiyonunun bulaşmasıyla maalesef 1980'li yıllarda ortaya çıkmış bir hastalık. Ülkemizde de ilk olarak 1985 yılında görülmeye başlanmış. Ve dünya üzerinde de hiçbir ayrım gözetmeksizin yayılmaya devam eden hastalıklar grubunda. Hastalık tabii korunmasız cinsel temas ve kan yoluyla bulaşan bir hastalık. Doğum esnasında anneden, gebeden çocuğa geçmesi vasıtasıyla ya da işte dövme, piercing yaptırma esnasında gençlere bulaşması yoluyla ya da organ nakli yaptırılırken kan yoluyla bulaşması vasıtasıyla değişik yaş gruplarını etkisi altına alabiliyor. Bunun için de ciddi bir hastalık. Bugün için AIDS hastalığının tam anlamıyla tedavisi bulunmamakta. Yalnız bu virüse yakalanan insanlara palyatif tedavi dediğimiz destek tedavileriyle hastalığın bulaşma riski ve hastalıktan ölümlerin azaltıldığı görülmüş. Dünya üzerinde 37 milyon kişinin bu virüsle enfekte olduğunu biliyoruz. Ve yine 1 milyon 200 bin insanımız da bu virüs sonucunda hayatını kaybetmiş durumda. Türkiye olarak iyi bir noktadayız. Türkiye halen Dünya Sağlık Örgütü'nün AIDS hastalığında az görülen ülkeler sınıflamasında. Tabii ülkemizde de yine bu virüsle enfekte olan vatandaşlarımızın %75'i erkek, %25'ini bayanlar oluşturmakta. Tabii HIV virüsüne yakalanmada önemli olan korunma yolları. Halk sağlığı olarak da bizi ilgilendiren tarafı işin bu kısmı. Çok basit bir şekilde işte toplumda tek eşlik dediğimiz yolla ya da korunmasız cinsel teması engelleyerek bu konuda en büyük bulaş yolu olan cinsel yolla bulaşı engelleyebiliyoruz. Yine bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla organ naklileri öncesinde o kanların hepsi
HIV açısından teste tabi tutuluyorlar. Yine aynı enjektörlerin kullanılmaması, işte gençlerin piercing ve dövme yaptırırken bunu mümkün mertebe yaptırmamaları, tabi yaptırıyorlarsa da en azından sıhhi yerlerde, patentli yerlerde bu işi yaptırmalarıyla bu hastalığa karşı korunma önlemleri arttırılmış oluyor. Doktor Özdemir, kurumlarının bu hastalık konusunda danışma merkezi olarak ücretsiz hizmet verdiğini de sözlerine ekledi. Sirtak Sağlığı Müdürlüğü olarak biz bu konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bulaşıcı hastalıklar şubemizde konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bununla ilgili bugünler vasıtasıyla farkındalık oluşturma ve eğitimlerimiz de devam ediyor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin televizyon Oscar'larının sahiplerini bulduğu 4. Kristal Fare Ödül Töreni'nde Kuzu Grup Yönetim Kurulu üyesi Özen Kuzu'ya özel teşekkür ödülü verildi. Sayın Özen Kuzu'yu Kültür Sanat Destek Ödülünü alması için sahneye davet ediyorum. Türkiye'nin televizyon Oscar'larının sahiplerini bulduğu 4. Kristal Fare Ödül Töreni'nde Kuzu Grup Yönetim Kurulu üyesi Özen Kuzu'ya özel teşekkür ödülü verildi. Öncelikle burada bu akşam Türkiye'nin bağımsız, gerçek televizyon Oscar'ları törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Her birinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kuzu Grup ana sponsorluğunda gerçekleşen 4. Kristal Fare Ödülleri gecesinde Medyafaresi.com kurucusu Kubilay Tümen, televizyon Oscar'ları törenine katkılarından dolayı Kuzu Grup Yönetim Kurulu üyesi Özen Kuzu'ya özel teşekkür ödülü verdi ve görkemli geceye katkılarından dolayı teşekkür etti. Onore edildiği bir mecra, bir platform. Ve biz bunu çok kısıtlı imkanlarla bugüne getirdik. Bu sene şansımız yüzümüze güldü. Kültür ve sanata katkıda bulunmaktan mutluluk duyan değerli bir iş adamı Özen Kuzu bu geceye sahip çıktı ve ana sponsorumuz oldu. Biz kendilerinin çok değerli katkılarıyla bugün Suada gibi Boğaz'ın incisi bir mekanda bugün sizlerle beraberiz ve ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu duygularla tekrar Özen Kuzu'ya ve Kuzu Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Siz söyleyeceklerinizi söyleyin, ben ödülü alıp geleyim. Teşekkür ediyorum size Kublay Bey. Her şey için. Bu kadar mı? Bu kadar. Duymadık, sesinizi bile duymadık. Duymadılar. Teşekkür ediyorum her şey için. Bu kadar. Özen Bey'e biz teşekkür ediyoruz. Sizin de misafirliğiniz abi. Belki onlara bir şey. Onlar da hoş geldi. Bilhassa bir tane ablam var benim burada. Onu yanıma çağıracağım. Gel. Ablacığım. Gel gel. Abla. Gelmiyor. Utandı, nazlan. Utandı gelmiyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Ödülümüzü... Ödülü iletelim lütfen. Kültür ve sanat dünyasına, Kristal Fare Ödülleri'ne, Türkiye'nin televizyon Oscar'larına yaptığınız değerli katkı nedeniyle sizlere teşekkür ödülümüz var. Lütfen kabul ediniz. Evet efendim, tebrik ediyoruz Kuzu Grubu ve Özen Kuzu'yu. Umarız ki Siirt'e de kültür ve sanata destek olurlar. Evet değerli izleyenler, bültenimize Haber 56 gazetesinin haberleriyle devam edeceğiz. Bakalım Haber 56 gazetesi ön yüzüne hangi haberleri, hangi değerli haberleri taşımış, bir göz atacağız. Hemen sür manşetiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu'dan KOSGEB veri tabanına kayıt çağrısı haberi var değerli izleyenler. Haberin içeriğine bakıyoruz. KOSGEB kredi faiz desteğinden yararlanmak isteyen işletmelere KOSGEB veri tabanında kayıt ve kayıt yenileme çağrısı Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nca kredi ve destek paketlerinin açıklanmasını beklediklerini, desteklerden faydalanmak isteyen üyelerin KOSGEB'e veri tabanına kayıt ve bilgi güncelleme işlemlerini bir an önce tamamlamaları gerektiğini bildirdi ve haberi sayfa 7'ye taşımışlar değerli izleyenler. Diğer bir haber ise Siirt Travel Türkiye İzmir Fuarı'na katılıyor. Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan ve Türk turizm sektörünün başarılı organizasyonu Travel Türkiye İzmir Turizm Fuarı'na bu yıl Siirt'te yerini alacak denmiş ve haberi sayfa
4'e taşımışlar değerli izleyenler. Diğer bir haberimiz ise sözün bittiği yer haberi var değerli izleyenler. Epey gündemde olan Diyarbakır'da meydana gelen elim olayda Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi yaşamını yitirirken aynı olayda yaralanan iki polis memuru da şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu elim olayda yaşamını yitiren Avukat Elçi ile şehit olan polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm halkımıza da başsağlığı diliyoruz denmiş değerli izleyenler. Haber 56 gazetesi. Evet, bir kez daha bizler de hem şehit olan polislerimize hem de Avukat Elçi Bey'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani gerçekten sözün bittiği yerde. Evet, manşete geliyoruz efendim. Manşetinde bakalım neler var. Sosyal sorumlulukta sınıfta kaldık haberi var değerli izleyenler. Peki nasıl sınıfta kalıyoruz? Neden sınıfta kalıyoruz? İşte bunu açıklıyor Haber 56 gazetesi. Çağımızda kalkınmış olan ülkelerde yaygın olan sosyal sorumluluk anlayışında ilimiz sınıfta kalmaya devam ediyor. Dünya genelinde özellikle özellikle tanınmış ülkelerde toplumun ihtiyaç duyduğu birçok işler sosyal sorumluluk anlayışı gereği sivil toplum kuruluşları ve varlıklı iş adamları tarafından gerçekleştirilip kamuoyunun hizmetine sunulurken elimizde hiç kimse kılını kıpırdatmıyor denmiş değerli izleyenler. Evet, ne yazık ki öyle. Yani Türkiye ortalamalarına bakıldığı zaman hakikaten Siirt'te sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri çok fazla. Yani hemen hemen diğer illere göre en fazla Siirt'te var belki tüm illere göre. Ama bu bir şeye geldiği zaman hakikaten hiç seslerini duyamıyoruz, hiç göremiyoruz. Acaba neden kurulmuşlar? Evet, diğer haber ise öğretmenlerden vefa. Öğretmenlerden vefa borcu. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Alparslan İlköğretim Okulu müdür yardımcısı Selahattin Merakçı mezarı başında anıldı. Okul yöneticileri ve öğretmenler Şeyh Musa mezarlığını ziyaret ederek meslektaşlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Haberi var denmiş. Diğer bir haber ise Tillo'da mezuniyet töreni haberi var değerli izleyenler. Hemen içerine bakalım. Tillo'da mezuniyet heyecanı yaşandı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 20 kişi ile ilim tahsilini tamamlayan 17 kişiye belgeleri Kur'an kursunda düzenlenen törenle verildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti. İl Müftüsü Faruk Arvas yaptığı konuşmada bu tür törenlerin birer ilahi ziyafet olduğunu belirtmiş değerli izleyenler. Diğer bir haberimiz ise olası bir kaza mı bekleniyor? İlimizdeki okulların önemli bir bölümünde okul çıkışlarında öğrencileri büyük tehlikeler bekliyor. Öğrenciler o esnada okul önlerine seyreden araçların yanı sıra bazı öğrencileri almaya gelen servis araçları arasında adeta dans etmek zorunda kalıyor. Dileriz en kısa zamanda herhangi bir kaza olmadan ve hepimiz üzülmeden okul önlerindeki gerekli tedbirler alınır denmiş değerli izleyenler ve Haber 56 gazetesinin karikatürleri meşhur biliyorsunuz. Yine bir ön sayfasında karikatüre yer vermiş. Haftanın karikatürü diye hemen kameraman arkadaşımdan rica ediyoruz. Görüyorsunuz. Evet. İki yer var orada. Rahatsız eden gerçekler, mutlu eden yalanlar var. Ve herkes gördüğünüz gibi mutlu eden yalanlara gidiyorlar. Mutlu ismi hoş gözükse de ama sonuçta o bir yalan. Bana soracak olursanız rahatsız eden gerçekler her zaman tercih edilmeli. Diyelim ve noktalayalım Haber 56 gazetesini burada. Ve teşekkür ederim Haber 56 gazetesine, ön yüzüne yine bizleri etkileyecek güzel haberler yapmış. Ve hatırlatmamızı da yapalım. Haber 56 gazetesine www.haber56gazetesi.com'dan arşivleriyle birlikte takip edebilirsiniz değerli izleyenler dedik. Ve ana haber bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, Balıkesir'de işçi taşıyan minibüs biriken suları tahliye eden karayolları işçisine çarptı. Köprüden uçan işçi 15 metre tırmanıp diğer yaralılara yardım etti. Bariyerlere çarpan minibüsteki 5 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Balıkesir'de işçi taşıyan minibüs biriken suları tahliye eden karayolları işçisine çarptı. Köprüden uçan işçi 15 metre tırmanıp diğer yaralılara yardım etti. Olay Bursa-İzmir karayolundaki Kazıklı Köprüsü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun yağmur yağışından dolayı Bursa-Balıkesir karayolundaki su birikintisini açmak isteyen karayolları görevlisi DC orta refüje geçti. Yolun kenarındaki mazgallardan biriken suyun gitmesi için çaba sarf eden DC, hızla gelen 10EZ424 plakalı servis minibüsünü görünce neye uğradığını şaşırdı.
Aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden servis şoförü TK, DC'ye çarptıktan sonra köprünün korkuluklarına vurarak durabildi. Ne olduğunu anlayamayan DC, minibüsün kendisine çarpmasıyla gözlerini köprüden 15 metre aşağıda açtı. Kendi imkanlarıyla köprüden tırmanan DC, kazanın olduğu bölgeye çıkarak sağlık görevlilerinin gelmesini bekledi. Sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri gelene kadar yoldan geçen diğer sürücüler, minibüsün içindeki yaralı TK, CY, SS, HA ve FG'ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken kısa süreliğine trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Kaydırdı herhalde. Bu tarafta mı giriyordunuz? Balıkesir tarafı. Arabaya çarpmadınız değil mi? Direkt buraya girdi. Kaç kişi vardı arabada? 5 kişi. Abinin durumu nasıl ya? Nereye çarpmış ya? He? Üstüne nerede insan ya? He? Kaza beni almayamaz ya, benim. Ne oldu abi bunun? Nasıl oldu kaza ya? Abi ben karayoldum, ben buraya gider acımaya geldim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sana mı çarptılar abi? Evet. E sen arabada değildin yani. Hayır. Benim arabam karşıya bak. Yolda mıydın siz? Tamam. Abi gelmeyeceğim ben. Değerli izleyenler, usta birliğine teslim olmak için Bingöl'den Şırnak Cize ilçesindeki kabul toplama merkezinde yaklaşık 4 ay önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Bingöllü er Emrah Avunan'dan halen haber alınamadı. Kayıp askerin acılı ailesi çocuklarının bulunmasını istiyor. Bingöl'ün Soğlan ilçesine bağlı Murat köyünde ikamet eden 5 çocuklu ailenin tek erkek evladı olan Emrah Avunan, vatani görevini yapmak üzere geçtiğimiz Haziran ayında Sivas Temeltepe 5. Piyade Er Eğitim Tugayı'na gitti. Burada temel eğitimini tamamlayan Avunan, dağıtım iznine gelmeden usta birliği yeri olan Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Uludere Bağlıca köyü Gürvil üst bölgesine gitmek üzere Elazığ Kabul Toplama Merkezi'ne katıldı. Dağıtım işleminin ardından Şırnak Cizre Kabul Toplama Merkezi'ne teslim olduğu belirtilen Er Avunan'ın burada esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu iddia edildi. Oğlunun akıbetini öğrenmek için birçok yere başvuruda bulunduklarını belirten baba Bilal Avunan, oğlundan yaklaşık 4 aydır haber alamadığını ifade ederken, "Öldüyse ölüsünü, diriyse nerede olduğunu bize bildirsinler, perişan olduk" diyerek yetkililerden yardım istedi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sesleniyor. 4 aydır oğlum kayboldu, hiç haber alamıyor. Her tarafı aradı, karakola, her tarafı aradım, hiç haber alamıyor. Ailesi çok perişandır, hastadır hanımı. Çok perişandır, hiç haber alamıyor, yatamıyor, gece gündüz. Hiç huzur yok bizde. Benim oğlum ölü size versen razıyım. Vatanı görevinde şehit oldu, razıyım. Neredesin, her bana seslersin, neredesin, ölüdür, nedir, bize haber versin. 4 aydır aranıyor, hiç bir izine rast gelmedi. Benim tek oğlum var, Emrah, neredesin, bize hele bir sesle, bir telefon açsın. Anası hastadır, rahatsızdır, hiç uyamıyor. Neredesin, bizi ara. Kayıp askerin kuzeni Harun Avunan'sa kendisiyle görüşüyorduk. Ben en son kendisiyle görüştüğümde bütün arkadaşlarının dağıtımının yapıldığını, kendisinin de yakın tarihte görev yerine gideceğini söyledi. Daha sonra görüşemedik. 20 gün geçince biz artık tedirgin olduk ve sorup soruşturmaya başladık. Cizre görev yerine gönderdiğini söyledi. Görev yeri karakolda gelmediğini, Cizre'de olduğunu söyledi. Bingöl'deki jandarmaya gittik ve onların girişimleriyle Cizre'deki komutanlarına ulaştık. Bu kez Emrah'ın hiç gelmediğini ve girişinin yapılmadığını söylediler. Ama biz 10 gün kendisiyle görüştük. Babası para gönderdi. Makbuz var elimizde. 3 Ağustos'ta Cizre Kabul Toplama Merkezi'ndeki ATM'lerden para çekilmiş şeklinde konuştu. Emrah'ın firar etmesi için bir neden yok diyen kuzeni, firar edecek olsaydı veya siyasi bir düşüncesi olsaydı dağıtım iznine gelir ve usta birliğine gitmezdi. Herhangi bir siyasi görüşe bağlı değildi. Vatanını, milletini, bayrağını seven bir insandı. Vatanına ihanet edecek bir insan değildir ifadelerini kullandı. Ondan sonra buradaki karakollara başvurduk, buradaki jandarmaya gittik. Jandarmanın baskısı sonucunda kendileri, bizzat kendi Cizre'deki komutanlar dedi ki, böyle bir askeri bize gelmedi,
hiç girişi bile yapılmamış. Ama biz 10 gün süre içerisinde irtibat halindeydik. Üstelik babası para gönderdi. Bak dediler ki buraya gelmediğine dair Ağustos'un 3'ünde Cizre KTM'nin içindeki bankamatiklerden para çekmiş. Yani bu da deli. Bizzat bir de başka bir şey var. Kendi arkadaşları diyor ki, yani orada Bağlıca ile beraber gidecek arkadaşlar diyor ki biz de oradaydık, Emrah da oradaydık, tanıştık diyor. Çünkü aynı karakola gidecektik diyor. Bir tanışmamız oldu. Beraber yatıp kalkıyorduk. Ama diyor gece akşam beraber yattık, sabah kalktık, Emrah yok. Efendim, ilginç bir haberle devam ediyoruz. Tokat'ta 3000 TL'ye istediği şartlarda çalışan çoban bulamayan iş adamı Gürcistan'dan çoban getirdi. Bak bu melek, bu melek. Tokat'ta 3000 TL'ye istediği şartlarda çalışan çoban bulamayan iş adamı Gürcistan'dan çoban getirdi. Tokat merkeze bağlı Batman Taş köyünde Bursa'da yaşayan iş adamı hayvancılık üzerine Avrupa Birliği destekli tesis yaptı. Memleketine 2013 yılında yaklaşık 1 milyon 700 bin TL'lik yatırım yaparak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan iş adamı Salih Uçak, çalıştırdığı çobanlardan istediği verimi alamayınca çoban ithal etti. Bir arkadaşının vasıtasıyla Gürcistan'dan çoban getiren Uçak şunları söyledi. Şey aklıma geldi, memleketime gideyim, hayvancılığın daha modern nasıl yapılacağını. Bir de tabii benim koyuna karşı, kuzuya karşı bir özlemim var. Çok severim. Biraz önce gördüğünüz gibi kuzuyu aşığım yani. Gerçekten çok seviyorum. Aşırı bir muhabbetim var. Melek gibi severim bunları. Baktıkça zevk alıyorum kuzulara. Çok sıkıntı çektiğimiz konu çoban bulma meselesi. Bu bizim çevremizde tabii biz faydalı olalım diye ne kadar insan getirdiysem, ciddi paralar vererek, meblağlar söylersem 3 milyon, bir aileye 3 milyon maaş vererek, sigortalarını ödeyerek, babasının ve oğlunun sigortalarını ödeyerek getirmişim. Netice alamadım hayvanlara baktığımda. Sonunda bir arkadaşım, işte Tokat'ın merkezinde bir işte Gürcistan'dan adamlar getirdiğini söyledi. Onlarla irtibata geçtim. Bana onlar Gürcistan'dan 2 tane temiz eleman getirdiler. Şu anda 2 aydır burada çalışıyorlar. Bakın burada kameralar vardır. Ben Bursa'dan, büromdan ve telefonumdan 24 saat izliyorum. Mükemmel çalışıyorlar. Dört dörtlük insanlar. Çobanların çok daha bilinçli olması lazım ki verim alsın. Bugün Türkiye'deki sıkıntı bu. Çobanların bilinçli olması. Gürcistan'dan Tokat'a çobanlık yapmaya gelen bir çocuk babası Azeri Serikhan Zelilo şöyle konuştu. Gürcistan Azersiyem. Ben buraya çalışmaya geldim. Çobanlara Tokat'a. İyi, pis değil yani. Ben Azer'de çobanıydım. Burada da koyun var. 5 senedir ben koyun. Noktaladık efendim ana haber bültenini. Haber saatinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.